kavurucu sıcaklıklar Aydın'da etkisini göstermeye başladı. Peki Aydınlı vatandaşlar bu durum karşısında nasıl önlemler alıyor? Köyde duruyoruz. Kenkerköy'ün derim. Merkez Kenkerköy oluyor. Paşaylası'nı yakın. Oradan bizim orası serin. Akşam üzeri oldu mu çok serin olur bizim orası. Aydın'a her zaman gelmiyoruz. İşimiz düştü ya, işimizle şey yaptığı halde geliyoruz. Öbür türlü Aydın'a gelmiyoruz yani. Vallahi gölge yerlerde işte oturuyoruz. O kadar. Siz Mersin'e mi gelmişsiniz? Mersin'e geldim. Peki Mersin'e oranla buranın sıcaklığını kıyasladığınız zaman? Mersin daha sıcak. Çünkü buranın rutubeti yok. Ondan dolayı. Buranın sıcaklığı sizi etkilemedi o zaman? O kadar etkilemiyor. Yani Mersin'e daha yakışır. Mesela yapış yapışırlar orada. Yapışır yani. Nemden dolayı. Ama burada o yok. Nasıl önlem alıyorum? Klimamız var. Ondan sonra soğuk su içiyoruz. Bazen dışarı çıkıyoruz. Bu böyle idare ediyoruz yani. 15 yıldır çok zor bir meslek ama. Aynen. Nefes ettiğiniz anlar oldu mu? Tabii ki. İnsan bazen böyle burasına kadar geliyor ama ister istemez ayağım şartı olduğu için çalışmak zorunda kalıyoruz. Peki vatandaşlar dışarıdaki sıcağa dayanamazken ekstra olarak siz buradaki sıcağa nasıl dayanıyorsunuz? Bir çözüm ürettiniz mi kendiniz için? Bir çözüm ürettik mi? Klimamız var. Klimayla idare etmeye çalışıyoruz. Bazen uzaklaşıyoruz ateşten, hava alıyoruz. Öyle ya, şey oluyor yani, vakit geçiriyoruz. Sıcağı sevmiyoruz ama sevdirdiler, sıcak sevildi. Sevdirdiler yani. Sıcaklar parası olmayanı mahvediyor. Parası olanı serinletiyor. Varsa imkanları ona göre kullanır. Onun için şunu özetle söyleyeyim. Kaç paranız varsa o kadar ısınırsınız ya da üşürsünüz. Ya da serinlersiniz. Kaç paranız varsa yani o kadar özgürsünüz. Bir tarım bölgesi ve bu sıcakta tarlalarda çalışmak zorunda kalan insanlarımız var. Allah onlara yardımcısı olsun onların. Gerçekten zor bir durum. Ekmek parası için bu sıcağın altında çalışan herkese Allah kolaylık versin diyorum. Gerçekten mevsim normallerinin üzerinde. Ne yazık ki bu sıcaklıkların bu kadar artmasında da biz insanların çevreye verdiği zararların, bilinçli ya da bilinçsiz zararların çok büyük etkisi olduğu düşünüyorum. En basiti çevremize içtiğimiz çöpleri atmazsak, içtiğimiz suların petlerini atmazsak bu sıcakların belki de normale dönmesini bir sürecin sonunda belki de sağlarız. Vallahi baş edemiyoruz, çok sıcak. Karavandan gelmiş bir insan olarak 4'ten beri buradayım ama çok zor. Alışamadım hala. İşte klimamız evde var, dışarı çıkmaya çalışıyoruz ama mecbur çıkıyoruz yani dışarı. Hastane çıkmış işte bu mesela hani, örneğin. Çok sıcak, bir önce hani işimizi de ev dönmek istiyoruz. Çocuk daha hazır oluyor. Gördüğünüz gibi soğuk suya sarılıyor, soğuk suya. Bu şekilde Allah yardımcımız olsun. Yani çok aşırı sıcak. Yani gündüzleri dışarı çıkmıyorum fazla. Klimayla evde oturuyoruz yani. Öyle. Çıktığınızda güneş kremi, şapka, evet. Gösteriyor musunuz? Sadece güneş kremi kullanıyorum. Güneş kremi, su en önemlisi ve klima. Bunları kullanmıyorsunuz. Evet. Şapka sevmiyorum. Hayır. Çıkmıyorum. Gündüz çıkmıyorum. Gece çıkıyorum sürekli. Gündüz işin olduğu zaman mı çıkmaya çalışıyorsun? Yok, gündüz hiç çıkmıyorum. Evde oturuyorum sürekli. Daha iyi. Gece daha iyi. Gece de sıcak ama daha iyi oluyor gece. Peki geçen sene mi daha sıcaktı, bu sene mi daha sıcak? Bu sene daha sıcak gerçekten. Tamam. Artık deniz bile etki etmiyor. Tamam. Ya olabildiğince öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Onun dışında yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Ya giydiğim kıyafetlerin kumaşları önemli bence. Ona da dikkat ediyorum, o kadar. Yani yapabileceğim tek şey bu. Şapka, güneş gözlüğü ya da koruyucu bir krem kullanmaya özen gösteriyor musunuz? Güneş kremi kullanmıyorum. Sadece güneş gözlüğü. 97'den beri fırının önündesiniz. Evet, fırının önünde. Peki yaz aylarında nasıl bir önlem alıyorsunuz? Çok zor bir meslek çünkü yaz ayı için. Yani pek önlemi yok. Genelde daha hızlı çalışıp bir an önce bitirip çıkmaya çalışıyoruz. Kaçma şansınız yok. Yok. Evet. Klimaları kullanıyorsunuz. Klima da kullanamıyoruz çünkü çok sıcak, bir de tozlu olduğu için klima bozuluyor ama. Hamurlar etkileniyor klimada. Evet, aynen. Tabii. Sadece pervane var. Güzel, tatlı. İlk başta da severek yapıyorduk da sonradan mecburiyetten artık.